Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar: "Allimu avladakum ve ahlikumul hayr ve addibuhum." Farzandlaringiz ve oilalaringizga yaxshilikni o'rgating, ularga odob bering. Müslüman erkek kişi qiyomat kunida o'zini qilgan amallar uchun javobgar bo'ladi, farzandlarini qilgan ishlari uchun javobgar bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'onda: "Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va ahllaringizni jahannam o'tidan saqlanglar" degan. Kişi özünü dozaqdan saqlashligi qanchalik zarur bo'lsa, farzandlarini, oilasini saqlashligi, ularni tarbiya qilishligi ham shunchalik zarur bo'ladi. Kişi qachon özünü oilasini isloq qiladi? Qachoniki uyidagi jufti, ayoli ham eri bilan bir xil fikrda, bir xil tushunchalarda bo'ladigan bo'lsa. Agar eri xotinning fikri bir, tushunchalari bir, maqsadlari bir bo'lsa, bu oila saodatli bo'ladi. Ayol o'zi farzandlarni ayollar tarbiyalaydi. Xolaysizlarmi, xolamaysizlarmi? Eriga rafiqa bo'lgan ayol. Rafiqa deganda nimani tushunamiz? Erini itoatida, erini shokalasida, namozxon, ro'zador, Robbisini yaxshi ko'radi, Allohning hukmida qoyim, uy ishlarini rioya qiladi, farzandlarni tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan ayol. Bunday ayol faqat xotin emas, birodarlar. Erkak kishining haqiqiy hayotdagi sherigi bo'ladi. Bu eri fikri hayoli bir vodiyda, xotiniki boshqa bir vodiyda bo'ladigan bo'lsa, bu xonadonda qanaqa turmush bo'lishigini bir tasavvur qilib ko'rsa bo'ladi. Ko'chada yurib, o'zini o'tdan cho'qqurib, tof kelgan narsasini bir kunda shunday sarflab qo'yib, nima qilay endi? Qilish kerak ekanda. Hamma qilyapti. Nima, boshqalardan qolamizmi deydigan xotin emas. Erini holiga yetadigan ayol. Agar ayol kishi, birodarlar, yuksalsa iymonida, eri bilan dunyo qarashi, iymoni, fikri, idroki tenglashadigan bo'lsa, maqsadi bir bo'ladigan bo'lsa, bu oila albatta saodatli oila bo'ladi. Hozirgi kunda, birodarlar, hozirgi dunyoda til bilan aytganda, xotin faqat uydagi xizmatkor emas. Haqiqiy erini hayotdagi sherigi bo'lishi kerak. Ush bir ovqat qil, eshik tozala, iymondan bexabar, dindan bexabar, o'y fikri dunyo, bunaqa ayoldan er zerikadi. Bunaqa ayoldan er zerikadi. Er ham, ayol ham bir-biridan zerikadi. Bunaqa xonadan hech qachon saodatli bo'lmaydi. Shuning uchun, birodarlar, farzandlarni tarbiyasidan avval ayollarni tarbiyasiga e'tibor qaratishlik kerak bo'ladi. Er xotinni o'rtasi qachon isloq bo'ladi? Qachon ular o'rtasida intifoqchilik, bir-birini tushunishlik bo'ladi? Qachon? Shu 4 tomoni 8 mikrovan nuqtasi bo'lsa, hammom alohida bo'lsa, darvozaxonasi kafil bo'lsa, yana qanaqa? Shumi? Er xotinni o'rtasida qachon ulfatlik paydo bo'ladi? Qachon ular o'rtasida bir uns paydo bo'ladi? Allohni tanisa. Ishonavering, agar er xotin Allohni bir xil taniydigan bo'lsa, bu xonadonda albatta saodat bo'ladi. Endi dunyoviy farovonlik bo'lgan uyda saodat bo'ladi. Hamma yo'g'i tekkiz bo'lgan oilani bolalarini tarbiyasi yaxshi bo'ladi deilsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri bo'ladi. Chunki dunyo matohi, birodarlar. Senga doim xursandchilik berib turadigan narsa emas. Boshqacha qilib aytamiz, senga doim xursandchilikni berib turadigan moddiy narsani o'zi yo'q. Masalan, mikrovalnovka berasiz, xursand bo'ladi 5 kundan keyin. Moddiy holat. Kir yuvadigan mashina berasan qimmatroqidan, xursand bo'ladi bir hafta, keyin unga ham ko'nikib qoladi. Ha, uy olib berasan. Uy olib berasan varanglagan. Teringa sig'maysan, ayoling ham xursand. Bir yildan keyin nima bo'ladi? Boboyiga yo'q qoladi. Mashina sotib olasan, bir hafta uxlamaysan, quvonching cheki yo'q. Bir haftadan keyin nima bo'ladi? Nima demoqchimiz? Sizga doim xursandchilik berib turadigan dunyoviy, dunyo matosi yo'q. Hamma narsadan odam zerikadi. Demak, dunyo matohi bilan xursand bo'lishlik bu vaqtincha narsa. Ammo oiladagi saodatni davom qiladigan narsa Allohni tanish, Allohdan qo'rqish.
ayolingizga qarab qachon quvonasiz? Robbingizning hukmida qoyim ekanligini ko'rganda quvonasiz. Avratlarni yopib yurganda uni ko'rib quvonasiz. Qizlaringiz onasini ko'rib mana shunday bir mu'mina bo'lib katta bo'lishi kerak ekan degan tushunchada qizlaringiz katta bo'layotganini ko'rganingizda quvonasiz. Allohdan qo'rqayotganligini ko'rib doim quvonasiz. Yoshligida ham, qariganida ham. Ammo agar kelinni faqat tashqi ko'rinishiga qarab quvonayotgan bo'lsangiz, kuyov bola. Yangiligida kelin yirqiraydi, yiltiraydi. Kiyimlari yangi, qaddi-qomatlari tekis, o'zi yosh. Agar faqat tashqi ko'rinishiga qarab turib, tashqi ko'rinishiga qarab quvonadigan bo'lsangiz, bu ham nima? Bu ham vaqtinchalik narsa. Demek birodarlar, xonadonimizda qachon saodat bo'ladi? Qachon ayolimizga ko'zimiz tushganda quvonamiz? Qachonki ayollarimiz Allohni tanisa. Allohni tanisa. Moddiy jamlanish yoki foyda uchun jamlanish. Biroq-biroqga uylanadi, biroq-biroqga turmushga chiqadi, dunyosini havas qilib dunyosini ko'rib, uyini, moli dunyoni topib tushishini qarab turib, qizini beradi yoki falonchini qiziga uylanadi. Agar bunaqa maqsadda oila qurilgan bo'lsa, ishonavering, bu oilada saodat bo'lmaydi. Chunki mana shu moddiy bir-biriga ko'rsatayotgan foydasi uzilib qoladigan bo'lsa, o'rtadagi boyagi ularni bog'layotgan narsa ham uzilib qoladi. Ammo Alloh uchun qurilgan oila bo'lsa, dini uchun uylangan bo'lsangiz bir ayolga, bu din birodarlar qiyomat go'rga kirguchi o'zi bilan birga bo'ladi. Uylanayotgan bola kelinni xayolidagi o'zi tasavvur qilgan kelin bo'lishini xohlaydi. Kelin ham turmushga chiqarkan kuyov bolani o'zini xayolidagi, orzusidagi yigit bo'lishini, indiyski bo'lishini xohlaydi. Doim meni qo'lida ko'tarib yuradi, doim meni sizlab gapiradi, o'pib erkaladi, xullas shunday boshda ko'tarib yuradi deydi. Xayolida faqat unga xizmat qilishini xohlaydi. Kuyov bola ham xuddi shunaqa. Lekin vaqt o'tishi bilan, mana yangi uylanganlarimiz kulyapti. Yangi u ham bu narsa bitta narsani talab qilyapti, bu ham bitta narsani talab qilyapti. Biri ikkinchisini xizmatini qilishni hech qaysi xayol keltirmayapti. Faqat menga xizmat qilinadi, deyapti. Ini qarabsizki, bir yil yarim yil o'tgandan keyin to'qnash bo'ladi. Ini kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Erkak kishi, birodarlar. Qaraylar-da, hali farzandlar haqida gapirmayapmiz. Ha? Agar tarbiya qilishlikda ayoli sizga sherik bo'lmasa, bolalarni islomiy tarbiya bilan tarbiyalashi kerakligiga ayolingiz ham sizga yordamchi bo'lmaydigan bo'lsa, ishonavering, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Ayolingiz yordamchi olsun birinchi sizga. Kishi, erkak kishi ayoli bilan qachon saodatli bo'ladi? Nima qilsa saodatli bo'ladi? Ayoliga Robbisini tanitsa. Ayoli Robbisini tanisin, shundan keyin bu ayol o'zini erini baxtli qila oladi. Shundan keyin bu ayol erini qanaqa haqlari borligini biladi. Shundan keyin ayol Allohni tanigandan keyin erimi xizmatini qilsam, bu ibodat ekan, erimi rozi qilsam, Allohning roziligi yaqinlashaman ekan deydi, shunda erini xizmatida qoyim bo'ladi. Erkak kishi ham ayolini Allohni taniganidan keyin yelkasidagi omonat ekanligini tushunsa, unga qilgan muomalasiga qiyomatda javob berishligini o'ylasa, ayolini xizmatida bo'ladi. Er Allohdan qo'rqib ayolni xizmatida, ayol Allohdan qo'rqib erni xizmatida. Faqat shunda xonadon saodatli bo'ladi. Nima deylar? Islomiy jamiyatda birodarlar, odamlarda erkak bilan ayolning o'rtasidagi aloqani iymon bog'laydi. Allohdan qo'rqish asosi ustiga quriladi. Endi dunyo parasi odamlarda moddan ustiga quriladi. Masalan, brashni kontrakt deb qo'yadi, mana bilasizlar, g'arbda eshitgansizlar. Turmushga chiqadi, kontrakt tuzadi. Mabodo ajrashsak, menga moncha, senga moncha. O'shuning uchun iloji boricha boyroq odamga turmushga chiqishga harakat qiladi bu g'arblik ayollar. Qari bo'lsa ham, xunuk bo'lsa ham, lekin nimasi bo'lsin? Qarang, u turmushga chiqqandagi niyati buzuq o'zi. Unga turmushga chiqadi, bir yil, ikki yil yashaydi-da, ozgina sabab bo'lib qolsa ajrashadi. Chunki maqsad nima edi ulardan? Maqsad undan yulib olishligida. Ammo musulmon ayol
Müslüman erkek yetiyerken, Müslüman erkek Müslüman erkeği ülenirken Allah'ın da razılığını boylap durup durmuş kuradı. O çünkü ülkeler acıraçlık nahayette köp. Acırat alışlık hem nahayette köp. Arzımegen sebep bilen analar, arzımegen dünyada latta lüttasını da bir iki ağız sassı yap için ailen işaret buzup da şey yaptı. Bana keçe bittes şikayet kıp geldi. Kelenim yaşayamendi yaptı. Küvaya mı yaşayamendi yaptı. İki atamandaki hatun uneme yaptı. Yani bu hatunları erlere terbiyele gene de tutarmadı. Kızı yaşayamendi yaptı. Kızı ketemendiyse üç yaptır üç tükenmez. Maşı bu. Yalanıp gelişsin diye yapmışken. Bu ne mi? Kanaka düşünce. Kanı kefirlik ikinci turmuşu bulan bakli bop geçiyor bu balanı. Bu turmuş geçip körgen civanda bura alışlığı gel. Kanı kefirlik. Üçüncü burada da farzan terbiyesindeki birinci kıladığın işimiz ayollarda terbiyesi. Ayollarda terbiyesi. Erkek kişinin hayatı da kıladığın en yakşı amalı bulasılar mı ne mi? Pul topup, çeki alıp, oğulları imorat salıp, yülep, caylep, tör yağını takılıp, keçişi. Bu bizi düşünce şuna kadar. Ve bana şu narsanın yolu da ömür sarf bop geti yaptı. İki de boğulu vardı, öyle bir tanesini yaşıklı çıkardı. Boğuldu, yani benim olan ibadet yok. Yana pul tapış gerek. Şeyhler ne bop geti yaptı? O oğlum iki de oğlu var. Küçük de üç de var. Buradalar, Müslüman adam rızk Allah'tan da iman getirgen boladı. Siz ölüp kesseysem ki, bales öşü rızkını, çekini topup, pirişini kıp geti oradı. Erkek kişinin hayatında kılıyan en yakşı amalı bu farzantlarına adab verişi. Eğer İslam ile terbiye kılıyan yigit, İslam ile terbiye kılıyan ayol olsa, otası talim vergen olsa, ayolu kesel bulup olsa, bunu da terbiye kılıyan yigit, ayolun taşı başka ayol yüklenmeydi. 10 yıl, 20 yıl hizmet izi kıldı, bir kesel bulup kaldı, hizmet izi yerime kaldı. Ablak buluş gerek. Şat bunu koyuvarıp durup başkasını alıp geçirdik ya. Ne mi demediler? Ya ki ayol 20 yıl 30 yıl eri bilen yaşadı. Eri bemor bulup kaldı. Kesel bulup kaldı. Ya ki pul topuş gerime kaldı. Kembe kalıp kaldı. Tasavvur kılalı esirler mi? Şat erin taşap getip kalıştı yine. Müslümanlar da çünçesi de bunası umumen akılge sığmıydı. Çünkü Allah'dan korkadı Müslüman adam. Hulasa eğer ayolunun hizmetini kılış ve bana çünkü sabır kılış bilen Allah'a yakınlaşadı. Ayol ham erinin hizmetini kılış ve onun sabır kılış bilen Allah'a yakınlaşadı. Eğer şu kayda işlese ailede bu aile elbette saadetli olur. Ne mücahitli bu yaptı? Peygamberimiz ettiler. Allimu avladakum ve ahlikumul hayr ve addibuhum. Farzatlaringiz ve ailelerinizge yakşilikini örgatin ve onlarga adab verin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler İmam-ı Tabarani rivayetlere de Addibu avladakum ala thalati hisalin. Farzatlarilerge üçte hıslatını örgatiler. Hubbi nabiyikum ve hubbi ali baytihi ve tilavatil Kur'an. Nabiyingizni yakşı görüşge, onu ailesini yakşı görüşge ve Kur'an talavatıge. Ballarilerge üçte nesan örgatiler. Peygamberini yakşı görsün, peygamberini ailesini yakşı görsün ve Kur'an talavatını örgatiler. Şimdi faraz kılayım. Şat bardizde bugün, balam, peygamberimizi yakşı gör bugünden başla. Peygamberimiz ailesini bugün yakşı görmesin bu miydi? Gel, yakşı gör. This is. Bu külgülü halat buladı. Ha siz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtmayan bu siz, ailesini tanıtmayan bu siz, kayağıdan yakşı görsün. Adam ne mani yakış görüyordu? Özü tanıgen bilgen de yakış görüyordu. Şunun için buna ki peygamberde ailesini yakış gördü. Şap dabdurustan büyürüştü onu ki peygamberimizin hayatını ayeti verin. Hulk atı varı, rahmet hakkı da hikayeyi verin. Peygamberimiz yaş bollar bilen kanka bir halatla muamalıkı gelin ayeti verin. Mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste otururken de on tamamı da Abdullah ibn Abbas yaş bollar boladı. Çap tamamında Ebu Bekir Sıddık oturadı. Peygamberimizge bir içimlik yap gelişedi. Resulullah içediler de sünnetge muvaffak oyun tamamı uzatış gerek. Şu kiçkine bala İbn Abbas oturup da.
Haligi İbn Abbosga qarab, "Ey bola, o'zi shuni haqqa o'ng tomonga berish kerak. Mana uni ichimlikdi. Bu kishiga shayxga bersam bo'ladimi chop tomonga?" deydi. İbn Abbos aytadi, "Sizdan keyin ichishlik sharafini birovga bermayman. Bering bu yoqqa," deydi olib ichadi. Ya'ni mana shu qilayotgan ishi bilan payg'ambarimiz bu kichkina bolaga hurmat ko'rsatyapti. Shunga o'xshagan payg'ambarimiz yosh bolalar bilan qilgan muomalalardan bir misollar aytib bering. Payg'ambarimiz haqida tushunchasi paydo bo'lsin bolangizda, keyin yaxshi ko'radi payg'ambarimizni.